Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Beyza, İstanbul Medipol Üniversitesi Ebelik 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Kampüs turu gerçekleştireceğiz. O zaman lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Turnikelerden geçtiğimiz gibi bizi böyle kocaman bir merdiven karşılıyor. Okulumuzun iki tane girişi var. Bu merdivenlerden çıktığınızda giriş katına varıyorsunuz. Bir de şuradan dolandığınızda B1. Kata varıyorsunuz. Biz şimdi giriş katından başlayacağız. Burası okulumuzun giriş katı. Bu katta genelde yemek yerleri bulunuyor. İşte Subway var, Kahve Dünyası var, Starbucks var. Aynı zamanda sınıflarımız bulunuyor. Şu anda da tanıtım günleri devam ettiği için bölümler standlarını açmış durumda. Onları gezelim. İkinci kattayız. Bu katta konferans salonumuz var ve ayrıca yine amfilerimiz bulunuyor. Şimdi konferans salonuna gidelim. Yine dediğim gibi tanıtım günlerinde olduğumuz için hala bölümlerimiz tanıtılmaya devam ediyor bu katta da. Burası konferans salonumuzun girişi. Şu anda içerisi karanlık olduğu için gösteremiyorum. Ama Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz konferans salonu nasıl olduğuna. Çünkü 29 Nisan'da burada Ebelik Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Konferans salonu yaklaşık 310 kişilik bir salon. Ve çok geniş, çok ferah bir salon. Burada böyle oturma yerlerimiz var. Biz burada genelde kütüphanede yer bulamadığımızda oturup burada notlar çıkarıyoruz. Burada ders çalışıyoruz arkadaşlarımla. Burada da böyle otomatlarımız bulunuyor. Kahve var, atıştırmalıklar var. Starbucks, Kahve Dünyası vesaire tercih etmezseniz ya da zamanınız kısıtlıysa buradan hemen alabiliyorsunuz. Şimdi amfiye göz atalım. İkinci katta bir amfi. Burada genelde tıp ve diş öğrencileri derslerini alıyor. Her fakültenin ayrı bir amfisi var. İstediğiniz yere oturun, her türlü tahtayı görebiliyorsunuz. Biraz Medipol'ün asansörlerinden bahsedelim. Şu anda ikinci katta bulunuyoruz ve buraya geldiğinizde sol taraftaki asansörler sadece tek sayılı katlara çalışıyor. Sağ taraftaki asansörler de çift sayılı katlara çalışıyor. Şu an 2'de olduğumuz için biz şimdi 6'ya çıkacağız. O yüzden sağdaki asansörleri kullanacağız. Altıncı kattan asansörlerden indiğiniz gibi karşınızda bu koridor çıkıyor. Burada anatomi laboratuvarımız bulunuyor. Birinci sınıftayken bu anatomi laboratuvarında kadavra görme şansımız vardı. Kadavra görmüştük, çok güzeldi. Şimdi asansörlerin olduğu yere geri gideceğiz. Asansörlerden indiğinizde, sola döndüğünüzde büyük kütüphane yer alıyor. İki tane kütüphane var Güney Kampüs'te. Altıncı katta bulunan büyük kütüphane ve B2 katında bulunan nispeten daha küçük kütüphane. Orada ses çıkaramayacağımız için burada açıklamak istedim. Şimdi gelin birlikte kütüphaneye gidelim. Şu anda B1. Kattayız. Kulüpler tanıtım yapmak için standlarını bu kata açıyorlar. Genelde burada standlar yer alıyor ama şu an gördüğünüz üzere yok tabii ki.
Aynı zamanda bu katta kırtasiyemiz yer alıyor. İşte hocalarımız bazen notlarını veriyorlar. Hocalarımızın notlarını buradan alıyoruz. Tez basımı, siyah beyaz baskı, ders notları. Burada bütün fakültelerin adları yazıyor zaten. Ebeliğinki sonraki kırtasiyede. Bu şekilde. Hemen döndüğümüzde de burada da yemekhanemiz yer alıyor. Okulda zaten aslında bir sürü yemek yeri var. Saydım. Subway, Simit Sarayı, Etiler Marmaris. Bunun gibi bir sürü yemek yeri var. Aynı zamanda okulumuzun yemekhanesi bulunuyor. Her gün çıkan menüler bu şekilde sergileniyor. Mesela bugün mercimek çorba, ayran, şambali tatlısı, tavuklu, nohutlu pilav var. İsterseniz burada yiyin, isterseniz yukarıda, istediğiniz restoranda yiyebilirsiniz. Şimdi yemekhaneyi gezelim. Dördüncü kattayız. Bu katta en çok uğradığımız kat bizim bu arada. Laboratuvarlarımız bulunuyor. Hemşirelik ve ebelik mesleki beceri laboratuvarı var. Hemşirelik simülasyon laboratuvarı var. Günlük yaşam aktiviteleri ve teknoterapi laboratuvarı var. Ergoterapi mesleki rehabilitasyon laboratuvarı, odyoloji, dil ve konuşma terapisi gibi bu bölümlerin laboratuvarları bulunuyor. İçerisini göstermemiz yasak diyebiliyorum. O yüzden önlerinden geçeceğiz. Burası hemşirelik simülasyon laboratuvarı. Biz hatta bu simülasyonda EFM eğitimi aldık. Onu da yine Instagram'da ulaşabilirsiniz. Paylaşmıştım. Burada da mesleki beceri laboratuvarımız bulunuyor. Diş Hekimliği Fakültesi'nde laboratuvarı B4'te bulunuyor. Ve geldik kampüs turunun en güzel yerine. B4. Kattan direkt bahçeye çıkabiliyoruz. Bahçe bu sene açıldı aslında. Uzun süredir yapımdaydı. Ve o yüzden şimdi çıkıyoruz, hadi bakalım. Gördüğünüz gibi artık kocaman bir bahçemiz var ve o kadar güzel olmuş ki gerçekten ben de şu an ilk defa geliyorum. Şöyle bir etrafı gösterelim. Çok güzel olmuş. Girişten de inebiliyoruz bahçeye. Şurada merdivenler var. Şimdi ise sorularınızı yanıtlamaya geçeceğiz. Yanımda sevgili hocam Şerif hocam var. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Öncelikle sizi biraz tanıyalım, sonra sorulara geçelim. Tabii. Ben şu anda İstanbul Medikal Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. 2019 yılından beri bu okuldayım. Öncelikle araştırma görevlisiydim. Daha sonra öğretim görevlisi olarak devam ediyorum. Onun dışında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisans bölümünden mezunum. Yine aynı okulda yüksek lisansımı yaptım. Şimdi de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde doktora ders dönemindeyim. Bu şekilde. Çok güzel. Şimdi sorulara geçelim. En popüler sorumuz, ebelik nasıl bir meslek, nedir, ne iş yaparlar, ne yapıyorlar ebeler? Öncelikle ebeler primer olarak doğum yaptırıyor. Ama sadece bununla sınırlamayalım bence. Aslında ebe, kadın ve bebeğin olduğu her alanda ya da kızların olduğu, genç kızların olduğu, yaşların olduğu her alanda aktif olarak rol aldığını söyleyebilirim. Ama çoğunlukla böyle sadece sanki doğum yaptırıyormuşuz, tek yetkimiz oymuş, başka bir şey yapamıyormuşuz gibi görünüyor. Ama biz aslında her alanda varız. Hani kadının olduğu her yerde biz varız diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Hangi üniversitede okuduğumuz çok önemli mi ebelik için? Yani
belli noktalarda önemli. Şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı zaten okulların müfredatları belli programlar doğrultusunda hazırlanıyor ve buna göre yürütülüyor. Ama her okulun fiziki şartları, maketleri, laboratuvarları ya da hastaneleri buna uygun olmayabilir. Belki böyle sıkıntılar olabilir. Bir de akademik kadrosu önemli. Bence öğrencilerin okumak istedikleri okulun bütün şartlarını değerlendirmeleri gerekiyor. Yoksa hani doğumu aşağı yukarı herkes aynı şekilde öğretiyor. Ya da enjeksiyon yapmayı herkes aynı şekilde öğretiyor. Ama birazcık şartlar belki öğrenmeyi kolaylaştırabilir o anlamda. Hocam aslında kontenjan da önemli değil mi? Yani tabii. Aldığı kontenjan ne kadar ilgileniyor öğrenci? Evet. İşte 300 kişi alırsa atıyorum yani ilgilenmesi biraz imkansız. Ama daha az olursa daha iyi olabilir. Evet. Ben kan ve hastane ortamına pek alışkın değilim. Sizce bunu aşabilir miyim bölüme geldiğimde diye çok soru var. Aslında şöyle söyleyeyim. Ben lisede de Sağlık Meslek Lisesi'nde okumuştum. Ve o zaman tercih yapacağım zaman ben de aynı şekildeydim. Kan, yara, bere, hasta, yaşlı bana çok uzak kavramlardı. Böyle birden bir içime doldu. Bir şey oldu. Dedim ki ben yapabilirim. Kırıntı oldu. Aynen yapacağım dedim. Ve oldu. Yani bu şöyle aslında hani ebelik az önce de soruda var ya ebelik mesleği nedir diye. Yani ikisini birleştireyim. Eğer siz insanlarla ilgilenmeyi seviyorsanız, onlara iyi gelmek sizi motive ediyorsa ya da yaptığınız işin belki karşılığını maddi olarak alamayabilirsiniz ama o manevi doyumu yaşayacağınızı hissediyorsanız bence alışılır. Hani insanı seviyorsan bence bu mesleği yapabilirsin. Diğer şeyler yavaş yavaş oluyor. Mesela ben de ilk işte lise zamanında söyleyeyim. İlk ex gördüğümde, ölüm gördüğümde yani çok kötü olmuştum. Hani bir gün iki gün kendime gelememiştim ama daha sonra gördükçe ona alışıyorsun. Bu da bence aynı şekilde. Bence de. Yani bir de insan zaten sevdikten sonra bence aşamayacağı hiçbir şey yok. Yani. Evet, kesinlikle. Başka bir özel üniversiteden burslu bir şekilde Medipol'e geçebiliyor muyuz? Onların şartları biraz farklı oluyor. O yüzden hani yanlış bilgi vermemek adına bir de sürekli web sitesinde şartlar değişebiliyor, kontenjanlar değişebiliyor. Onun için okulun web sitesine yönlendirelim bence arkadaşlarımız. Daha ayrıntılı bilgi edinirler. Oradan takip edebilirsiniz. Evet. Ebe olarak çalışma dışında mezun olduktan sonra hangi alanlarda ilerleyebiliriz? En güzel örnek akademik. Evet, akademik. Hepiniz akademiye gelin. Yani şöyle, aslında hani ebelerin çalışma alanları çok fazla. Her ne kadar biz birazcık yetkilerimizi çok bilmesek de ya da birazcık alanımız dışında çalıştırılabilsek de çok farklı alanlarda çalışabiliriz. En primer bildiğimiz şey zaten doğum hanede çalışabiliyoruz. Hastanenin diğer kadın doğumla ilgili birimlerinde çalışabiliyoruz. Aile sağlık merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde görev alıyoruz. Mesela COVID sürecinde bütün hani yine aktif rol almıştık. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ebelik programında biz temel hemşirelik eğitimi de verdiğimiz için aslında hani o dersleri sonuçta anatomi alıyorsunuz, fizyoloji biliyorsun, onun dışında temel bütün uygulamaları biliyorsun. Hemşirenin olduğu her yerde ebe çalışabilir. Ama tabii özellikle birimlerde belki ameliyathane ya da yoğun bakım gibi ekstradan bir eğitim, bir kurs, bir şey alınması gerekebilir. Ama onun dışında mesela yeni doğan yoğun bakımda çalışılabilir. Akademisyen olarak serbest ebelik yapılıyor. Bu gibi alanlarda çalışabiliyoruz. Ebeliğin zor yanları. Bence ebeliğin en zor yanı doğumla ilgili konuşacağım ya da hastane ortamıyla ilgili. Belli bir mesainiz yok. Vardiya kavramı ve sürekli 8-5 mesai yapan birine göre hafta sonunuz belli değil, resmi tatiliniz belli değil. Gece nöbeti ardından gündüz nöbetine, gündüz mesaisine gidebiliyorsunuz. Bence çalışma şartları zor. Bir de yani şöyle düşünün. Kadın o an hani doğum olarak ele alıyorum ama diğer bölümlerde de aynı şekilde. Kadın doğumda çok acı çekiyor. Çok zor bir durumda ve hani o an hani istemediğimiz davranışlar da sergileyebilir, şeyler de söyleyebilir ve sen orada sakin kalmak zorundasın. Onu motive etmek, moralini yükseltmek zorundasın. O anlamda çok ciddi bir efor harcıyoruz. Bu birincisi. Bir de bazen hani her ne kadar biz doğum mükemmel, mucizevi falan desek de bazen istemediğimiz olaylar gerçekleşebiliyor. Bu gibi durumlarda da hani duygusal anlamda bizi zorlayabilir. Bunlar şu an aklıma gelen. Başka senin aklına gelen var mı? Gözde Hoca demişti galiba. Empati yapın, sempati yapmayın. Evet. Öyle demişti. Yani onu anlayın ama onun kadar o duyguyu yaşamayın. Yani. Yoksa gerçekten ona da o duygu geçer. İkiniz de ikiniz de ağlıyorsunuz falan gibi. Evet. Öyle hani, bir durum olur yani. Çok bizim güzel. Orada duyguları bir kenara bırakıp tamamen mantıksal bir şekilde ama onu da anlayarak hani hiç kimsenin acısını küçümsemeden ama mümkün olduğunca böyle
koruyucu hizmetimizi yapıp halledeceğiz. Gerek yok. Profesyonel takılalım aynı. Ebelik mi, hemşirelik mi? Aslında arada çok fazla bir fark yok arkadaşlar. Sadece şöyle düşünün. Ebelik derslerini doğum, kadın ve bebek alanında daha yoğun bir şekilde alırken hemşirelik daha genel olarak her anlamda bir eğitim alıyor. Bizim aslında şöyle diyebiliriz. Her ebe hemşire olabilir ama her hemşire ebe olamaz. Çünkü doğum yaptırma yetkisi yok en başta. Aralarında sadece böyle bir fark var. Bir de hemşirelik bölümünde alanlar daha böyle birbirinden ayrı. Cerrahisiydi, dahiliyesiydi, diğer bölümler hepsi daha ayrı olduğu için yüksek lisans, doktora gibi alanlara daha farklı, daha yoğun eğitimler alabilirken bizim ebelik diye devam ediyor. Böyle bir fark var ama hani ben çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bir de mesela bazen şey oluyor. Hemşireliğe geliyor, sonra ebeliğe geçmek istiyor. Ebeliğe geliyor, hemşirelikte çap yapmak istiyor. Yani zaten birbirinin içinde olan meslekler. O yüzden çok bir fark yok bence. Bence yurt dışında ebelik imkanı hemşirelik kadar geniş mi? Şöyle, onunla ilgili hani şu an böyle popüler Almanya örneği var. Herkes Almanya'ya gitmeye çalışıyor. Benim bildiğim kadarıyla tabii ki hani bunları da yine ayrıntılı bir şekilde takip etmek gerekir ama benim bildiğim kadarıyla şu anda denklikler mümkün yani bayağı bir oranda kaldırıldı ve dil isteniyor diye biliyorum sadece. Aslında hani Almanya bütün sağlıkçılara kapılarını açtı. Sadece hemşire ebe gibi değil, daha kolay bir şekilde alıyor. Bizim hani diğer ülkelerde tabii ki her ülkenin farklı şartları var ama mesela İngiltere'den örnek vereyim. İngiltere'de NMC diye Nurse Midwifery Council diye bir şey var. Böyle ebe hemşire derneği gibi bir şey. Lisansınızı oradan almanız gerekiyor. Bunun için de hem bilimsel sınav, sanki böyle TUS gibi böyle yoğun bir sınav, hem de bir maddi olarak da belli bir karşılığı var. Onu alıyorsunuz. Onu aldıktan sonra orada ebelik yapabiliyorsunuz gibi. Medipol'de olmak nasıl? Ulaşlar vesaire. Medipol'de ebelik okumak nasıl? Ben şöyle söyleyeyim. Hani benim açımdan birazcık maalesef ulaşımımız sıkıntılı. Evet. Çünkü ikinci köprünün olduğu bir bölgede olması, Temiz evinde olması, işte metro, Marmara olmaması, hani bunlardan dolayı biraz sıkıntı. Ama hani sanırım ulaşım otobüste de rahatlıkla sağlanabiliyor. Onun haricinde de okulumuzun içi cidden hani bence binanın fiziki şartları uygun. Bahçede yapılıyor. Evet. Hani en önemli eksiğimiz de o da yapılıyor. Şu anlık hani ben çok fazla bir problem olduğunu düşünmüyorum. Medipol'ün avantajlarından bahsedelim. Evet, için. Mesela Şanlıurfa stajı dedi. Evet, Urfa stajı. Yani çok ayrı bir staj. Biz bunu böyle hani bütün öğrencilerimize tanıtımdan itibaren söylüyoruz. Bakın böyle böyle bir durum var falan diye. Biz de bu YÖK kriterleri gereğince diyeyim. 40 doğum yaptırmamız gerekiyor. Bir ebenin mezun olması için 40 tane doğumu gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu nedenle de maalesef bunu İstanbul'da yapamadığımız için belli sebepler, hekimlerin doğumda ön planda olması, çok fazla öğrenci olması, hastanenin imkanlarının yeterli olmaması gibi gibi biz de bunu nasıl bir çözüm üretebiliriz diye düşünerek bölüm başkanımız Asiye Hoca tarafından taylar öncesinde bir protokol imzalandı. Şanlıurfa'daki bir hastaneyle ve burada öğrencilerimizi biz gönüllü olarak tamamen kendileri bireysel olarak giderek burada doğumlarını tamamlıyorlar. Biz sadece o hastanenin onları kabul etmesini gerektiren yazılarını yapıyoruz. Bu şekilde bir staj. Bir de diğer avantajı aslında şöyle söyleyebiliriz. Medipol grubunun hastaneleri bizim çok büyük bir avantajımız. Çünkü yine az önce bahsettiğimiz gibi staj İstanbul'da artık çok büyük bir işkence haline geldi. Yani bu öğrenci sayısı nasıl devam edecek bilmiyorum. Biz de şöyle bir alternatif bulduk. Öğrencileri 1. sınıfın 2. döneminde zaten stajlarımız başlıyor. Ve 4. sınıfta kendi hastanelerimize gönderiyoruz. Bunun aslında iki tane amacı var. Birincisi devlet hastanelerindeki yükü birazcık azaltabilmek. İkincisi de öğrenciyi her ortama adapte edebilmek. Şimdi zaten birinci sınıfın ikinci döneminde daha öğrenciler işte hastayla nasıl konuşurum, ne yaparım, basit dosyalama işlemleri bunları görüyor. Bunları bizim kendi hastanelerimizde, kendi eski mezunlarımız ya da bildiğimiz, daha çok tanıdığımız insanlar tarafından bunlar iyi bir şekilde öğretiliyor ve takip ediliyor. Dördüncü sınıfta göndermemizin sebebi de biz öğrencilerimize diyoruz ki hani kendinizi güzelce ispatlayın.
hastaneye kendinizi böyle pazarlayın tabiri caizse ve hani sizin yeteneğinizi görsünler ve onlar zaten mezun olmadan öğrencilerimize iş tekliflerinde bulunuyorlar. Dördüncü sınıfta da buralara vermemizin amacı bu. Zaten öğrenci Urfa stajından geldikten sonra kendini çok yeterli bir şekilde dördüncü sınıf stajlarına başlatıyor ve çok böyle öğrencilerden geri dönüşlerimiz şu şekilde: ben hani gerçekten kendimi ebe olarak görüyorum, her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum gibi. Hani gitmeden önce ve gittikten sonrası arasında çok büyük fark var. O yüzden de biz yine medikol gruplarını tercih ediyoruz öğrencilerimizin ileriki yaşamlarındaki iş imkanlarını arttırmak için. Tabii onun haricinde yine bizden İlla herkes hangi hastanede gittiyse orada işe başlayacak diye bir şey olmuyor. Bizden mezun öğrencilerimizden isimlerini veriyoruz onlara, medipol grubundaki kişilere, insan kaynakları. Onlar işte durumlarına göre, referanslarına göre vesaire iş tekliflerinde bulunuyorlar. Bence bu da çok büyük bir avantaj. Çünkü hani maalesef şimdi KPSS 2 yılda bir oluyor. Atamalar hani her zaman düzenli bir şekilde yapılmıyor. Bu nedenle bir de hani herkes devlete atanacak ya da devlet hastanesine çalışacak diye bir şey yok. Özel hastanelerde de çalışan bir sürü kişi var. Hani buna da bir ön ayak olmuş oluyoruz aslında. Mezun olduğu gibi çalışmaya başlamak isteyen arkadaşlarımız da var. O yüzden gerçekten güzel bir avantaj. Hı-hı. Diğer avantaj da aslında laboratuvar imkanlarımız. Anatomi laboratuvarlarımız, ebelik hemşirelik laboratuvarımız, simülasyon laboratuvarımız, gerçekten maketlerimiz çok yeterli ve mümkün olduğunca öğrenciye uygulamaları böyle defalarca yaptırarak tamamen bir hazır bir şekilde staja başlamasını sağlıyoruz. Bu da bence büyük bir avantaj olarak söylenebilir. Erasmus'un ebelik için sağlayacağı olanaklar nedir? Erasmus programı için nelerin üzerine çok düşmeliyiz? Şöyle, ben kesinlikle hani kendi öğrencilerime de Erasmus'a başvurun, Work and Travel'a gidin, başka gönüllülük programlarına katılın. Yani mümkün olduğunca onları bir yurt dışına iteleyecek ne varsa kesinlikle yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu böyle bunu çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir tek üniversite var. Sonrasında tabii ki yine gidersiniz, yaparsınız ya da belki daha önce gitmişsinizdir ama üniversite öğrencisi olarak bunlara katılmak çok farklı bir vizyon sağlıyor. Bir de mesela bizim hani şu anda şöyle söyleyeyim, hastanelerde sadece Türk vatandaşlar yok. Farklı ülkelerden kişiler de var ve her aslında kişiye baktığımızda mesela Suriyelisi olsun, Afganlısı olsun, Amerikalısı olsun, İngilizli, Türk'ü, hepsinin anatomik yapıları farklı ya da ağrı eşiği farklı ya da doğum yönetme becerisi farklı. Biz Erasmus'a gittiğimiz zaman oradaki hasta profilini, oradaki hastane ve çalışma profilini görmüş oluyoruz ve o disiplini belki buraya taşıyabiliriz ya da burada eksik olan bir şeyi orada gözlemleyip değişikliğe gidebiliriz. Bu anlamda ben kesinlikle Erasmus'u çok faydalı buluyorum, gidilmeli. Bazen şey diye düşünüyor, okulumuz iyice uzamasın, uzasın, okul uzasın yani. Ne kadar uzarsa o kadar uzasın. Hiç problem değil bence. Çünkü bir yıl, iki yıl hani öyle çok insan hayatından çok büyük bir kayıp değil gerçekten. O deneyimler sonra sizi çok 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 öne taşır. Yapılması gerekenlerde İngilizce sınavları var. İngilizcelerini iyi bir şekilde geliştirmeleri gerekiyor. Soruları hani benzer formatta sorular oluyor. Onlara düzenli bir şekilde hazırlanırlarsa bence başka yapacak bir şey yok. Bir de Medicol Erasmus programı ile ilgili detaylı bilgiyi internet sitesinden erişebilirsiniz. Hı. Aynı zamanda çağrı merkezlerimiz de hala çalışıyor. Arayabilirsiniz. Hocam, sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederim. Şerif Hocam'ın hesabını da şu anda ekrana etiketliyorum. Ona da istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoda emeği geçen sevgili kameramanım Ayşenur İnan'a ve konuğum sevgili hocam Şerif Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.